Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Kadriye, Musalı köyünde yaşayan güzel ve iyi bir kızdı. Her genç kız gibi evlendi. Hayal ettiği gibi bir evlilik yaşayacak mıydı? Şimdi sizlere anlatmaya başlıyorum. Kadriye gece yarısı oturmuş ağlıyordu. Her gün hak etmediği şeyler yaşıyordu. Son bir yıldır yaşadıkları onu mahvetmişti. 10 ay önce baba evinden ayrılıp ne umutlarla gelin olmuştu. Belki sayılmayacak kadar isteyeni olmuştu. Sonunda Ferhat'a verdiler. Ferhat iyi, terbiyeli bir adamdı. Annesiyle beraber yaşıyordu. Kaynanası isteme ve düğün süresince Kadriye'ye gelinim gelinim diye pervane olmuştu. Ferhat da annesine çok düşkündü. Onu incitmez, bir sözünü ikiletmezdi. Evlendikten sonra Ferhat işe gidiyor, Kadriye kaynanası ile evde kalıyordu. Hem evin işini yapıyor hem de yaşlı kadını yediriyor içiriyordu. Ferhat çok mutluydu. Karısıyla her şey yolundaydı. Ama annesi oğlunun ona olan sevgisini paylaştığı gelininden rahatsız olmaya başlamıştı. Ferhat işten geliyor, Kadriye'ye sarılıyor, direkt annesinin yanına geçiyordu. Yine böyle bir akşamdı. Ferhat geldi ve Kadriye'ye soğuk bir şekilde sarıldı. Sonra annesinin yanına geçti. Kadriye şaşırmıştı. Herhalde dışarıda canı bir şeye sıkıldı diye düşündü. Sofra hazırdı. Oturdular. Sofrada en mutlu kişi yaşlı kadındı. O gece hiç sohbet etmediler. Ertesi akşam yine aynı suratla geldi Ferhat. Direkt anasının yanına geçti. Bu kez Kadriye sessizce onları dinlemeye başladı. Duyduklarına şok oldu. Kaynanası oğlunun gözüne bakarak "Ah oğlum ah, söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım. Senin yanında benimle ilgileniyor, sen yokken ne yemek veriyor ne su. İlacımı bile kendim alıp içiyorum. Ben onunla ne yaptım, ne kötü bir gelin almışım ya Rabbim diye dertleniyordu. Bunları duyduktan ve kocasının onu savunmamasından sonra bütün huzuru kaçmıştı Kadriye'nin. Hala devam ediyordu konuşma ve artık daha da şiddetlenmişti. Ferhat en sonunda "Anne ne yapayım, evine geri mi göndereyim? Konuşurum ben onunla. Yeni gelin elbet öğrenecek" diye konuyu kapatmaya çalıştı. Arkasından birden mutfağa geldi. Yemek niye hazır değil diye çıkıştı. Kadriye hemen hazır olur dedi ama o anda mutfakta ne var ne yok kırdı döktü kocası. "Yapma Ferhat, korkuyorum" dedikçe de Kadriye'yi dövdü üstüne. Hain kadın elinden almayı bırak yerinden bile kalkmamıştı. Ferhat insanlıktan çıkmış Kadriye'yi oradan oraya savurmuştu. En sonunda kızcağız bayıldı. Ve anayla oğlu bir korku sardı. Sabaha kadar uyumadı Kadriye. Ateşler içinde yandı. Ferhat başında bekledi tabii. Korkudan ölse başına ne dert olacaktı. Kadriye'nin tek konuştuğu insan olan Ümmü teyzeyi çağırdı Ferhat. Ümmü teyze Kadriye'yi görünce kıpkırmızı kesildi. Gözler mosmor, dudaklar patlak, şiş kollar, bacaklar. Baygın baygın baktı Ümmü'ye. "Bana yardım et" der gibi. Ümmü, "Oğlum bu kız ne olmuş böyle" dedi. İstemeden oldu Ümmü abla diyen Ferhat'a, "Yazıklar olsun oğlum, böyle bir hanımın var evinde, işinde gücünde. Daha ne istersin de döversin anlamadım. Hatice ana, sen niye elinden almadın" diye kızdı Ferhat'ın anasına. O da, "Aslan oğluma ne diyeyim, vardır bir suçu, dövmüştür, ne diyeyim" diye cevap verdi. Artık ne dayak bitiyordu ne kavga. Kaynana o kadar zıvanadan çıkmıştı ki ulu orta karı kocayı birbirine düşürüyordu. Bir gün Ümmü Kadriye'nin yanına geldi. Özellikle yaşlı kaynananın öğle uykusunda olduğu saati seçmişti. "Hoş geldin Ümmü teyze. İyi ki geldin. Ben de sana gelecektim ama..." "Gözü üstümde cadı kaynanamın" dedi Kadriye. "Ümmü, ben sana bir şey demeye geldim kızım. Bir çare olur belki. Şu arka sokaktaki Mehmet Ağa var ya, hoca, istersen ona götüreyim seni. Kime büyü yaptıysa tuttu.
sen de kurtulursun dedi. Kadriye, peki evden nasıl çıkacağım Ümmü teyze diye sordu. Ümmü teyzenin planı hazırdı. Yarın benimle köy meydanındaki pazara gelirsin. Yoldaş olursun bana da. Evinde ihtiyaçlarını alırsın derim. Kızım sen merak etme dedi. Ve yüzünü sevdi Kadriye'nin. Akşam geldi dediği gibi de izin aldı Ferhat'tan. Kadriye yine her akşam olduğu gibi lafını yutmuş, dayağını yemişti. Ama artık istemeye istemeye de olsa işi hocaya gitmeye kalmıştı. Sabah pazardan alınacakların listesini yaptı ve Ümmü gelince evden çıktılar. İki sokak ileride tek katlı bir evin kapısını çaldı Ümmü. Kapıyı bir erkek çocuk açtı. Buyurun, kime bakmıştınız dedi. Ümmü teyze, Mehmet Ağa evde mi oğlum diye sordu. Çocuk, evde teyzeciğim, buyurun diyerek içeri aldı misafirleri. Boş bir odaya girdiler. Masanın üzeri duvardaki raflar kitaplarla doluydu. Kadriye korkusundan titriyordu. Ama çaresizlik onu buraya getirmişti. Tam o sırada içeri uzun boylu, enine boyuna bir adam girdi. Buyur kızım, derdin nedir diye sordu. Adam halinden anlamıştı Kadriye'nin üzüntüsünü. Hocam derdime derman ol diyerek ağlamaya başladı ve her şeyi anlattı Kadriye. Kızım artık rahat ol, hallederiz Allah'ın izniyle. Ben senden şimdilik para istemiyorum ama gönlünden ne koparsa ver ki benim cinlerime yüzüm olsun. Kadriye babasının ona zor günleri için verdiği bir miktar parayı çıkardı. Bir mendilin içinde verdi. Sıkma kendini artık, rahat ol dedi hoca. İçinde hem günahkar olmaktan korkma ve intikam alevleri savaşıyordu. Umut oldu bu sözler onu kendine getirdi. Hocam Allah razı olsun sizden diyerek elini öptü Kadriye. Bir saat sonra hoca bakımını yaptı. Ardından bak kızım, senin bu derdin için bu gece cinlere kan hediye edeceğim. Sonra bu kanı okuyacağım ve hazırlayacağım dedi. İnanmıyordu Kadriye. Kadriye'nin parmağını bıçakla çizdi. Akmaya başlayan kanı bir bardağa doldurdu. Arkasından içeriden getirdiği kavanozdaki kanın içine elindeki kanı boşalttı. Hocaya o ne kanı diye sormadılar korkudan. Ne olacak şimdi dermiş gibi bir dille kanayan eline bir de hocaya baktı kadın. Hoca yerinden kalkıp elini cebine soktu. Birkaç kağıt parçasına benziyordu çıkanlar. Oysa bir tanesi kağıda sarılmış jiletti. Önündeki deriyi o jiletle kesti. Ardından diğer kağıt parçalarını içeri tıktı. Ve tekrar kalkıp sandıktan birkaç bir şey alıp döndü. Ahşap bir dikiş kutusuydu bu. İçinden çıkardığı siyah iplik ve iğne ile kestiği yerleri güzelce dikti. Sonra karşısında meraklı gözlerle onu izleyen Kadriye'ye baktı. Şimdi kızım, işlemin yarısı bu kadar. Geri kalanını da sen yapacaksın. Ne yapacağım hocam? Dinliyorum sizi. Çünkü işlemin yarısı mezarlıkta yapılacaktı. Bu yüzden apar topar evine doğru yola çıktılar. Hava kararmaya başladığında köyün dışına kadar gelmişlerdi. Ümmü teyze Kadriye'ye cesaret veriyordu ama kendisi de korkuyordu. Mezarlık tüm korkunçluğu ile karşılarındaydı. Hocanın verdiği muskayı kontrol etti. Ceketinin cebindeydi. Elindeki feneri açarak yavaş adımlarla elindeki poşetle içeri girdi. Bu küçük mezarlığın diğer ucunu bulması çok zor olmamıştı. Eski mezarın dibine geldi ve elindekini bırakarak diz çöktü. İşleme başlayacaktı ki ezan okunmaya başladı. İçinden bir parça koptu o sırada. Gözyaşlarını tutamadı. Vazgeçmeyi düşündü. Hocanın dediklerini yaptı. Göreceklerini gömdü. Arkasından bir umutla evet doğru yola çıktı. İçinde burukluk, korku ne olacağını düşünüyordu. Ya her şey yolunda gidecekti ya da çığırından çıkacaktı. Eve vardığında kaynanası sofrada oturuyor oldu. Kadriye, kocan gelecek birazdan. Ne pişireceksin kızım? Hemen yaparım anneciğim diyerek mutfağa geçti. Yemeklik malzemeleri çıkardı. Doğrama tahtasını aldı. Çekmeceden bıçağı çıkardı. Sebzeleri tam doğrayacakken bir ses duydu. Arkasını döndü. Kaynanası karşısındaydı.
Kızım, karar verdin mi ne pişireceğine? Anne, taze fasulye var dedi. Kadriye, onu pişirecekti. Ferhat sever. İyi peki yavrum diyerek gitti kaynanası içeri. Kadriye kendi kendine, Allah Allah, bu kadar çabuk mu etki etti bu büyü? Ne kadar iyi davrandı bana kayınvalidem diye düşündü. Ama yine de şaşkınlığını uzatmadı. Yemeğini yapmaya devam etti. Ferhat geldi yine. Her zamanki soğukluğuyla. Bir hal hatır sordu ve annesinin yanına geçti. Birkaç dakika sonra yemek daha neden hazır değil diye bağırdı. Ocağı yeni kapatmış olan Kadriye eli ayağına dolanarak sofrayı kurdu. Üçü sofraya oturduktan sonra Kadriye ikisiyle de göz göze gelmemeye çalışıyordu. Yapmış olduğu büyüyü sanki anlayacaklar korkusuyla altında eziliyordu. Yemeği yaparken kanlı eti iyice doğrayarak yemeğe karıştırmıştı. Neler olacak merak ediyordu. Huzurlu bir gün geçirebilecek miydi Kadriye? Bekledikten sonra köşelerine çekilen Ferhat ve annesi yine fısıltılar şeklinde konuşuyorlardı. Kadriye acaba bugün neler söyleyecekler, kocamı dolduracaklar korkusuyla sofrayı topladı. Bulaşıkları yıkarken birden bahçeden bir tıkırtı geldi. Bir baktı ki kaynanası dışarıda ona bakıyordu. Birdenbire irkildi ve sordu. Anne, dışarıda ne işin var? Kaynanası hırıltılı bir sesle, bana yedirdiğin kanın hesabını soracağım sana diyerek parmak sallıyordu. O anda Kadriye'nin üzerinden sanki bir kova ter akmıştı. Aman anne, ne büyüsü, ne kanı, ne yemeği, sen neden bahsediyorsun diyerek korkudan eli ayağı birbirine girdi Kadriye'nin. Daha sonra elini kuruladı ve salona doğru koştuğunda bir baktı ki annesi oturuyor. Sohbet ediyor. Bir bahaneyle salona girdi ve çıktı. Tekrar mutfağa geldiğinde dışarı baktı. Kaynanası yoktu. Delirdim herhalde dedi. Psikolojisi bozulmuş diye düşündü. Bunun açıklaması yoktu. Çünkü bu açıklanacak bir şey değildi. Dışarı çıktı, oturdu. Bu gördüğünün anlamını bulmaya çalışıyordu. O anda içeriden bir ses duyuldu. Aylar sonra ilk defa Serhat, "Hadi Kadriye, yatmayacak mısın?" diye sordu. "Geliyorum Ferhat," dedi ama sevinmişti ilk defa. Aylar sonra varlığını fark etmişti kocası. Tam yatak odasına giriyordu ki kaynanası oradan seslendi. "Nereye gidiyorsun gelin?" "Yatmaya gidiyorum anne. Bir isteğin var mı?" diye sordu. Aylardır ayrı yatan oğlu ve gelininin beraber uyumasına sinirlendiği her halinden belliydi. Kadriye odaya girdiğinde Ferhat çoktan uyumuştu. Yanına uzandı, o da uyudu. Bir süre sonra Ferhat'ın "Uyan Kadriye!" diye sesiyle sıçradı. Gözlerine inanamıyordu. Ferhat üstü başı kan içindeydi ve inliyordu. O da yetmezmiş gibi bir de kusuyordu. Kadriye hemen kalktı. "Ferhat, ne oldu sana? Aman Allah'ım, bu ne hal?" demeye kalmadı. Bir güç Ferhat'ı yataktan havaya kaldırıp tekrar bıraktı. Ferhat, "Bana yardım et Kadriye, ne olur," diye feryat ediyor. Bir yandan da elleriyle başına vuruyordu. Artık iyice deliren Ferhat Kadriye'ye saldırmaya başladı. Kadriye'yi yatırıp "Seni öldüreceğim," diye bağırıyor. Hem de kadının yüzüne kusuyordu. Birden "Kadriye, iyi misin?" diye bir ses duyuldu derinden. Gözünü açtı. Ferhat yanında sapasağlam duruyordu. Kadriye besmele çekip şükretti. Ferhat'a bakıp şok içinde "Kabus gördüm," dedi. Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti Kadriye. Sofrayı kurdu. Ferhat sofraya oturdu. Garip bir şey vardı. Kaynanası uyanmamıştı. İlk lokmasını alıp annesine bakmaya giden Ferhat haykırmaya başladı. Kadriye koşup baktığında bir de ne görsün. Kaynanası yatakta uyur gibi yatıyordu ama boynunda bir yılan sarılıp onu boğmuştu. Ferhat içeriden tüfeği getirip yılanı vurdu ve dışarı attı. Annesine sarılmasıyla anne diye bağıra bağıra ağlaması bir oldu. Komşular koştu. O gün evde kıyamet kopmuştu sanki. Cenazeyi defnettiler. Akşam olmuş, Kadriye artık yorgunluktan kıpırdayamaz olmuştu. Evet ama
düzelmesini bekleyen kocaya kaynanasının ölüm haberiyle sarsılmıştı. Bundan sonra Ferhat'la ikisini nasıl bir hayat bekliyordu? Kafası çok karışmıştı. Kapının önünde köylüler konuşuyordu. Çok kötü bir sondu. Kim bilir ne kadar acı çekmişti ölüm anında. Ümmü teyze mutfaktaki Kadriye'nin yanına geldi. Göz göze geldiler. Kadriye, Ümmü'ye dönerek, "Bu ölümde acaba bizim suçumuz var mı? Yaptırdığımız büyüden olmuş olabilir mi teyze?" dedi. Ümmü de, "Onunla ne alakası var kızım? Sen huzurun için büyü yaptırdın. Böyle bir şey senin yüzünden neden olsun?" diyerek Kadriye'nin yüreğine su serpti. Bir süre sonra giden yemekler, Kur'anlar derken artık hayat normale dönmeye başlamıştı. Ferhat içine kapanmıştı. Hiç konuşmuyordu. Ama en azından evde kavga gürültü yoktu. Kadriye buna da razıydı. Sabah işine giden Ferhat akşam geliyor, yemeğini yiyor ve yatıyordu. Yine bir sabah Ferhat işe gitti. Kadriye de evi temizliyordu. Kaynanasının odasından sesler gelmeye başladı. İçi ürpererek kapıya yaklaştı. Ses duyuyor ama ne duyduğu anlaşılmıyordu. Arkasında bir nefes hissetti. Dönmesiyle Ferhat'ı görmesi bir oldu. "Annemi sen öldürdün. Sen bir yılansın." diyerek Kadriye'nin üzerine yürüdü. Kadriye sesin geldiği odanın kapısını hızlı bir şekilde açtı. İçeride kaynanası ve binlerce yılan hep bir ağızdan tıslayarak kaynanasını ısırıyordu. "Bu bir felaket!" diye bağırmaya başladı Kadriye. Kadriye yalın ayak dışarı kaçtı. Köyün sokaklarında koşuyordu. Tüm köy halkı evlerinden çıkıp ona baktı. Tutmaya kalktılar ama tutamadılar. Koştu ve köyün sonundaki ormanda kayboldu. Günler, aylar geçti ama Kadriye'den bir haber yoktu. Ferhat çok aradı. Her arama sonrası eli boş döndü. Günlerden bir gün komşu Mahmut geldi. Ferhat'a nasihat etti. "Oğlum, artık tek başına kaldın. Kadriye'nin de artık döneceği yok. Sen de hayırlısıyla birini bul, evlen. Böyle tek başına ömür geçmez." Ferhat şaşkınlıkla baktı. "Olur mu gerçekten? Ben bir gün Kadriye döner diye bekledim." Mahmut dede yine büyüklüğünü koruyarak, "Oğlum, o artık bu kadar zamandır ortaya çıkmadı. Bundan sonra da çıkmaz. Sen artık hayatını kur. Yalnızlık Allah'a mahsustur." dedi. İki elinin arasına başını aldı Ferhat ve düşündü. "Doğru söylüyorsun Mahmut dede. Peki var mı benim için düşündüğün birisi? Mümtaz'ın kızı Suna. Eğer istersen bugün söylerim. Yarın Allah'ın emriyle istemeye gideriz Ferhat oğlum," dedi. Annesinin ölümü, Kadriye'nin gidişi onu psikolojik olarak çok etkilemişti. Belki tekrar hayata tutunurdu. "Mümtaz amcalar, buyurun gelin. Allah'ın emriyle misafirimiz olun," dediler. Mahmut amca da geldi. Ferhat'a haber verdi. Ertesi gün Ferhat'ın ailesi olarak Mahmut dede karısıyla birlikte Mümtaz'lara gittiler. Suna 28-29 yaşlarında, becerikli, güzel ve iyi bir kızdı. Ama bugüne kadar hiç Ferhat'a eş gözüyle bakmamıştı. Ferhat'ı görür görmez kanı ısındı. Ferhat'ın da ona. Ve birkaç gün bekledikten sonra Mümtaz amcalardan olumlu haber geldi. Suna'yı Ferhat'a verdiler. Ferhat'ın ikinci evliliğiydi ama Suna'nın ilk muradıydı. O yüzden her şeyin usulüne uygun olarak yapılması şart koşuldu. Önce ağız tadı yendi, yüzükler takıldı. Arkasından düğün tarihi kararlaştırıldı ve düğün hazırlıkları yapıldı. Ferhat'ın tek şartı evlendikten sonra ana evinde oturmaktı. Suna ve ailesi de bunu kabul etti. Mahmut amcalar, Ferhat'ın ailesi görevini yapıyordu. Ama Ferhat bir kişinin de yanında olmasını istiyordu. O da Ümmü teyzeydi. Ferhat gitti, kapısını çaldı Ümmü teyzenin. Ümmü teyze kapıyı açtı. Önce durgundu. Kadriye'nin acısını daha atamamıştı üzerinden. Ferhat konuya girdi. "Ümmü teyze, biliyorum bana kızgınsın ama başka çarem yoktu. Artık yalnızlıktan delirecektim. Kadriye her an gelecek düşüncesinden annemin korkunç ölümü beni delirtecekti. Benim bu halime üzülen Mahmut amca bu evliliği önerdi. Bana kızma, yanımda ol, kimsem yok," dedi.
Ümmü teyze biraz düşündükten sonra, Ferhat oğlum, tamam, görevimi yaparım. Sonuçta annen arkadaşımdı dedi. Ferhat da elini öptü ve eline döndü. Her gün nişanlısının evine gidiyor, yemek yiyor, biraz oturup kalıyordu Ferhat. Suna'ya alışmıştı, Suna da ona. Derken düğün günü geldi çattı. Yaşadıkları acılardan sonra davullu zurnalı bir düğünü istemiyordu ama Suna'nın ilk muradı olduğu için kabul etmişti. Hazırlandı Ferhat. Kız evine gelin almaya gitti. Köy meydanında düğün olacaktı. Gelin aldılar. Köy meydanında güzel bir düğün yaptılar. Ondan sonra yaşayacakları eve geldiler. Evlerinde ilk günlerinde geçmişti. Birkaç gün işe gitmeyecekti. Suna'nın eve alışmasını bekleyecekti Ferhat. Sonuçta Suna'nın ailesinin evleri de yakındı. Ara ara ailesi gelip görebilirdi. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra Ferhat işe başladı. Sabah aradı. İşe gittikten sonra Suna evi temizliyordu. Birden yanından siyah bir gölgenin geçtiğini gördü. Aman Allah'ım, Ferhat gitti ya. Herhalde yalnız kaldığım için korktum diye düşündü. Tekrar iş yapmaya devam etti. Mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Bulaşığı sabunla almak için yaptığı deterjanlı suyun içi birden kan rengine dönüşmeye başladı. Arkasında bir hırıltı hissetti. Korkusundan dönüp bakamıyordu. En sonunda bir ses. "Sana evi dar edeceğim Suna. Sen burada mutlu olacağım sanma sakın." diye konuşan kimdi? Meraktan ölüyordu ama korkudan dönüp bakamıyordu. Cesaretini toplayıp döndü. O an kimse yoktu ama ses duyduğundan emindi. Besmele çekti. Sonra namaz kıldı. Akşam Ferhat geldikten sonra Ferhat'a durumu anlattı. "Kaç gündür yanındayım. Tek kaldığın için bunlar olmuştur. Yarın sabah annenden rica et. Birisi gelsin yanında olsun. Akşama kadar istersen," dedi. Anneler de telaşlandı. "Lüzumu yok. İlk günden böyle şeylerle onları üzmek istemiyorum," dedi. "Akşamdan işimi bitiririm. Yarın çok mecbur kalmazsam içeri girmem. Sofada otururum," dedi. Ferhat bu durumdan huzursuz olmuştu. Akşam odalarına gidip yattılar. Uykuya dalmışlardı. Birden Ferhat'ı bir şey dürttü ve uyandırdı. Gözünü açtığında karşısında o duruyordu. Öyle bir hale gelmişti ki gözünün biri akmış, üzeri kan içinde, elleri kırtlanmış. Ses yapıp Suna'yı kaldırmak istedi. Birden yataktan fırladı. "Kadriye, seni çok aradım, bulamadım. Artık senden ümidimi kestim. O yüzden yalnızlık beni öldürecekti. Evlenmek zorunda kaldım Kadriye. Neden bu kadar zaman gelmedin?" Kadriye ona dönüp hırıltılı bir sesle, "Ölüler dönemez Ferhat. Beni annenle sen öldürdünüz. Ben de sizi aynı şekilde öldüreceğim. Sana bu dünyayı dar edeceğim. Bekle, intikamım kötü olacak," diyerek gitti. Ferhat kan ter içinde sofaya çıktı. Dizlerini vura vura ağladı. "Ben ne yaptım? Biraz daha bekleseydim keşke. Ben ne yapacağım şimdi?" dövünerek iyice dertlendi. Ertesi gün işe gitmeden önce Ümmü teyzenin kapısını çaldı. Ümmü teyze "Hayırdır?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. "Ümmü teyze, konuşmamız lazım," dedi Ferhat. Olanları anlattı. Ümmü teyze başından kaynar sular dökülmüş gibi gecesine "Aman Allah'ım, demek ki yaşıyor Ferhat. O anda yaşamıyordu. Ölüydü. Gözünün biri akmış. Üzeri kurt içinde, kanlar içindeydi. O bir canlı olamaz. Ne yapacağız Ümmü teyze?" dedi. İki gündür Suna bazı şeyler anlatıyordu. "Korkudan görünüyor sanıyordum. Meğersem gerçekmiş. Yardım et. Bu işe bir çare bulmamız lazım." Ümmü biraz durduktan sonra, "Oğlum, sana bir şey anlatmam lazım. Bunları bilmen gerekiyor." Ferhat hemen ayağa kalktı. "Neyi Ümmü teyze? Ne biliyorsan anlat." Ümmü başladı anlatmaya. "Annenle birlikte kan kusturdunuz Kadriye'ye. Artık dayanacak gücü kalmayınca geldi bana. Böyle böyle, bu şekilde yardım istedi. Her gün bir yerini mor görmekten ben de üzülüyordum. Ve iki sokak ilerideki hocayı söyledim. Aldım oraya götürdüm.
Orada size büyü yaptırdık. Kötülüğüne değil, huzur için, muhabbet için. Sonrasında anneni yılan soktu öldü. Kadriye delirdi gitti. Daha sonra üzerinde durmadım ama anlıyorum ki bu büyü artık kuşaktan kuşağa o evde devam edecek. Buna çare bulmak lazım. Ben duyduklarıma inanamıyordum. Ümmü teyze, beni o hocaya götür. Bu işi çözmemiz lazım. Hiç huzurum yok. O Kadriye miydi? Yoksa Kadriye'nin görüntüsü müydü? Beni bu durumdan kurtar. Hatta ben izin alıp geleyim. Gidelim beraber diyerek ayrıldı oradan. Birkaç saat sonra Ümmü'nün yanına geldi. Birlikte hocaya gittiler. Hoca, ben seni bir yerden hatırlıyorum kızım dedi. O da nereden hatırladığını, ne yaptıklarını tek tek anlattı. Ferhat'ın yaşadıklarını anlattı. Şimdi bu da oturun beni bir bekleyin bakalım. Cinlerimle konuşayım. Size ne yapacağınızı söyleyeyim dedi. Tamamdır dediler. Hoca o esnada kapandı. İçeriden garip garip sesler geliyordu. Sanki birileri varmış gibi konuşuyordu hoca. Ama Ferhat'ın tek derdi bu yaşadığı sıkıntının bitmesiydi. Bir saate yakın süre sonra hoca Ferhat'la Ümmü'nün yanına geldi. Rengi kapkara olmuştu. Gözleri sapsarıydı. Boğazına bir şey düğümlenmişti. Ferhat ve Ümmü gözlerine bakıyordu. Ne zaman konuşacak diye hocayı bekliyorlardı. Bir süre sonra bir bardak suyu içip hoca konuşmaya başladı. Ben bunca yıllık hocayım. Hayatımda bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum. Kadriye'nin çektiklerine göz yummak. Yılan gönderdik, kaynanasını soktuk. Şah damarına zehir akıttık. Arkasından Kadriye delirdi. O zaman da aç susuz kendini ormana attı. Gözleri aktı. Cesedi toprak oldu. Şimdi sıra bunlara sebep olan Ferhat'ta. Benden diyet istiyorlar Ferhat. Bu diyette senin kanın. Sunay'ı boşayacak mısın? Ya da Sunay'la beraber meydana getireceğiniz ilk çocuğunuzu cinlere kurban edeceksiniz. Ferhat ne diyeceğini bilmiyordu. İki arada bir derede kalmıştı. Bunu nasıl yapardı? Bunu Sunay'a nasıl söyleyebilirdi? Neyi bahane edecekti? Elbet bebek isteyecekti. Doğduktan sonra o bebeği nasıl kurban verecekti? Buna can dayanır mıydı? Sadece sustu bir süre ve daha sonra "Hocam, Allah rızası için yardım et. Ben bu işin içinden çıkamam. Böyle yaşamaktansa ölürüm daha iyi." dedi. Hoca Ferhat'a "Oğlum, bu işlem, başka kurtuluşun yok. Ben sana söyleyeyim." Ferhat "Peki hocam." dedi. Oradan kalktılar. Ümmü de sessiz bir şekilde Ferhat'la evin yolunu tuttu. Ümmü, "Oğlum iyi düşün, ne yapacağına karar ver. Ona göre." dedi. Ferhat eve döndüğünde uykuya daldı. Rüyasında Kadriye doğdu. "Kadriye ne olursun yardım et. Ne yapsam beni affedersin. Bu durumdan kurtulmak için. Hocanın bana söyledikleri çok ağır. Hangisini yapsam? Ben dayanamam bu acıya. Ne olursun affet beni." dedi. Kadriye dönüp, "Ferhat, ben sizin gibi gaddar değilim. Seni bu konuda affedeceğim ama bir şartım var." dedi. Köyün çıkışındaki ormanı hatırla. Ormanın yarısında, üçüncü sıradaki meşe ağacının dibinde ben kendimi ölüme terk ettim. Benim orada kemiklerim var. O kemikleri alıp köyün mezarlığına defnedeceksin. Sanki ben yeni ölmüşüm gibi cenaze töreni yapacaksın. Namazımı kıldır. Yoksa ben burada huzur bulmayacağım. Size de huzur vermem. Orada da Ferhat uyandı. Hiçbir şey söylemeden evden çıktı. Direkt hocanın yanına gitti. Hocaya durumu anlattı. Hoca dinledikten sonra tekrar odaya geçti. Bir saate yakın konuşma sesleri geldi. Bağırmalar, emrediyorum demeler, kavgalar, gürültüler. Sonra çıktı. Ferhat'ın yanına geldi. Oğlum, bu Kadriye'nin kendisi. Kendisi gelmiş. Bu dediğini yaparsan seni affedecek. Ve sen de ömür boyu huzura kavuşacaksın. Şimdi git o kemikleri bir torbaya doldur. Ferhat eline kazma küreği aldı. Bir çuval alıp biraz işim var diyerek çıktı. Ormana gitti. Ormanın girişindeki üçüncü meşe ağacının dibine bakar bakmaz kemikleri gördü.
bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordu. Sevdiği kadının cesedi çürümüş, kemikleri vardı. Bir an baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde akşamüstüydü. Elindeki kürekle toprağı kazmaya başladı. Kemik parçalarını birleştirdi. Eksik olanlar toprağın altında diye düşünerek orayı kazdı. Hepsini çıkardı. Torbaya koydu. Bazen ölmekten zor işler vardır. Bunlar da onlardan bir tanesi diyerek ağlaya ağlaya köyün yolunu tuttu. Hemen hocanın kapısını çaldı. Kapıyı açan hoca, "Hoş geldin. Hemen çıkalım oğlum. Gün batmadan gömelim," dedi. Köyün mezarlığına doğru yola çıktılar. Köyün camisine gelerek Kadriye'nin selasının verilmesini istedi. Kadriye'nin ailesinin yakınlarının yanında mezar kazdılar. Kazdıkları mezara Kadriye'nin kemiklerini gömdüler. İlk toprağını Ferhat attı. Daha sonra hoca Kur'an okudu ve defin yapıldı. Komşular da dağıldı. 2 sene sonra Ferhat'la Sunan'ın bir bebeği oldu. Bebek kızdı. Sunan'ın rızasını alarak adını Kadriye koydular. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.